Cemal'in sultanı Hasanül Müçteba seçilmiş. Onlar babalarının kaderlerini taşıyacaklarının müjdesiyle doğdular. Onun rengi sarıydı. Raziye makamının rengiydi. Hazreti Muhammed'e çok benziyordu. Resulullah'ın gözbebeğiydi o. Kabe hareminin mumu, İslam toplumunun koruyucusudur. Tek harp ve kin ateşi sönsün diye taca ve hakimiyet yüzüğüne tekme vurmuştur. Seçilmiş, naki, tevfik ve yumuşak huyluydu. Peygamber Efendimiz ona ve kardeşine cennet bağının gülleri derdi. Onlarla savaşanlarla ben savaşırım. Hazreti Hasan derdi ki, insanı üç şey helak eder. Kibir, hırs ve haset. Öylesine güzeldi, öylesine güzeldi ki gören aşık olurdu. O zehirlenince Cebrail'in onun için belirlediği mübarek renk yüzünde hasıl oldu. O Allah'a sarı rengiyle razı olarak vasıl oldu. Lakabı şehit. Seyitler soyunun ceddi. Şehitler sultanı. Kerbela mazlumu. Aşk ve ızdırabın sembolü. Hür ve asiller kolunun kuvveti. Hak ehli hürriyeti Hüseyin'den öğrenmiştir. Tezasın ya Hüseyin. Adları Harun'un çocuklarının adlarından konan iki sultan, daha doğduğu gün anacığına şehadetleri müjdelenen, cennetin süt ırmağının manası, nurun ve narın sahibidir. Tirmizi peygamberimizden şöyle nakleder. Ben Hüseyin'denim. Hüseyin bendendir. Ulu Tanrı sevsin o kimseyi ki o Hüseyin'i sever. Derler ki cennet onların, o iki kardeşin geleceğini duyunca cennet olmayı kabul etti. Kerbela'nın sultanı bela makamında paratoner gibi bütün acı ve sıkıntıları çekti. Hüseyin'in güzelliğini aşikar etmesine Yezid ayna oldu. Yezid, sıkıntıyı Hüseyin'e değil, bütün insanlık alemine verdi. Ey evlatlarını bir bir Kerbela'da Allah'ına ulaştırmadan şehadet şarabını dedeciğinin elinden içmeyen sultan. Sen öyle bir gerçek insansın ki bize ah, oh demenin, sıkıntı dediğimiz şeylerin basitliğini ve küçüklüğünü öğrettin. Ey 12 imamın dedesi, bizi onların ahlakıyla ahlaklandır ve ehli beyte layık kıl.